Evet, merhaba sever dostlar. Geçen gün hem şöyle hızlıca tanıtımını yaptığım hem de nasıl kullanıldığını gösterdiğim Kestrel Sportsman. Onu bahsetmiştim. Elite 5700 modeline upgrade yapacağız diye. Şimdi onun o upgrade yapabilmek için şu dongle gerekiyor. Bluetooth üzerinden bağlanıyor ama normal Bluetooth çalışmıyor. Bunu almanız lazım maalesef. İşte şöyle ufacık bir parça. Şimdi kamerayı ekranı bilgisayarın önüne kurdum. Belki gösterebilirim diye ümit ediyorum size bu upgrade işlemini yaparken. Şimdi ilk önce bunu direkt makineye takacağız. Çünkü kendisinin herhangi bir driver'ı falan bir şey yok. Direkt kendi kendini kuracak diyor. Kestrel kullanma kılavuzunda. Çalışırsa ne ala, çalışmazsa artık bakacağız araştırmaya ne oluyor ne bitiyor. Evet, şimdi bunu USB portuna takıyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet, şurada Setting New Device diye şey çıktı. Şimdi bir miktar bekleyeceğiz herhalde. Evet arkadaşlar, şimdi makineyi reset ettik. Şimdi bu Kestrel'in web sayfasından indirdiğimiz Link isimli Kestrel Link bu programı çalıştırıyorum. Tam ekranın önüne getireyim şöyle. Evet, bakın şurada Connected to Dongle dedi. Demek ki program şu anda çalışmaya başladı. Şimdi şurada üzerinde çok ufak gözüküyor ama ben yine de size okuyayım. Kestrel'in menüsünden Bluetooth'u açık hale getirin. Connection tipini de PC mobile çevirin diyor. Şimdi bu işi de açalım. Şöyle geldik. Bluetooth on. Connection PC mobile available. Evet arkadaşlar, bakın bunu yapar yapmaz şurada programda balistik şu çıktı. Evet, şimdi bunu seçtik. Buradan menüye bastık. Bu ekran açıldı. Şu seri numarası cihazın balistik 209-3685. Şimdi buna model upgrade diyoruz arkadaşlar. Şuradan ben onu benim bütün driver'larım vesaire onların olduğu yere koydum. Kestrel Sportsman, bunu açtık. New firmware available. Şu an yeni firmware var diyor. Bunu kullanmak istiyor musunuz? Bütün mevcut datalarınızı silecek. Evet, biliyoruz, silecek. Yes diyoruz ve şu anda arkadaşlar cihazın da üzerinde yazıyor Download Progress, yani yüklemeye başladı. Tabii bu işi yaparken pilinizin yeni bir pil olmasından emin olun. Böyle neredeyse bitmek üzere ise ve orada tam bu upgrade işlemini yaparken pil de biterse de vallahi cihazınız muhtemelen kilitlenebilir. Kestrel'e geri gönderip onu sıfırlamalarını istemeniz gerekebilir, aklınızda olsun. Evet, şimdi bunu bu şekilde beklemeye gerek yok. Videoyu kapatıyorum. İşlem bitince geri döneceğim. Arkadaşlar, bir 10 dakika falan sürdü. Yani bir hızlı bir işlem değil. Evet, şu anda bilgisayarda update başarıyla sonuçlandı. Şu anda cihaz kendini yeniden açıyor dedi. Restart dedi. Okey dedik. Belki de geri aç düğmesine basmamız gerekecek, bilmiyorum. Bekleyeceğim biraz. Evet, herhangi bir hareket yok. Açıyoruz. Belki de kendisi açacak demek ki. Şimdi bastım düğmeye, açılmadı.
Ve şu anda açıldı arkadaşlar. 5700 Elite olarak ekranda gözüküyor şu anda. Tabii her şey reset oldu. Ona da bakmak gerekecek. Evet, update işlemi bu. 900 küsü dolarlık. Tabii bu 900 küsü dolar arkadaşlar Kanada doları. Amerikan doları ile arasında şu anda %44 fark var. Yani 100 Amerikan doları, 144 Kanada doları şu anda. Yani bunu 500, 600 dolar vesaire o paraları Amerika'da bulursunuz diye tahmin ediyorum. İşte ben tabii bu şekilde Sportsman alıp daha sonra bunun update yapıp daha ucuza getirmenin bir yöntemini işte size anlatmış oldum. Şimdi bu Elite ile ilgili ilave bir sürü şey var. Onları arkadaşlar bir başka videoda size göstereceğim daha sonra. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar.